hangisi olursa olsun insanlar eziliyor. E peki madem komünizm çöktü, öyleyse kapitalizm niye çökmüyor? Bunun niyesini bilmek istiyorsak, bak şu masanın üzerine getirip bir pusula koyalım. Bu pusula şimali gösteriyor. Nasıl oluyor da şimali gösteriyor? Bu pusulanın aklı mı var? Şimali'nin nerede olduğunu şimdi biz bilmiyoruz da bu pusula nereden bilip o tarafa dönüyor? Pusulanın aklı yok. Ama bu arzın içerisinde maden tabakası var. Mama tabakası denen tabakalar. Bu madenler arzın etrafında bir mıknatısi alan meydana getirmiş. Kuvvet, tesir alanı. Biz o kuvvetleri gözle görmüyoruz ama onlar var. Masanın üzerinde de var, uçakta da var, denizin içinde de var. Koyduğumuz zaman buraya pusula, o kuzey kutbunu gösteriyor mıknatısın ucu. Böylece mıknatıs o kuvvetlerin tesiri altında olduğu için o istikamete dönüyor. Peki biz bunu şimdi niye konuşuyoruz? Şunun için konuşuyoruz. Biz o kuvveti görmesek dahi var. Bugünkü kapitalizmi koruyan güçler var. Biz onları görmesek dahi. Ne gücü bu? Amerika'da Wall Street denilen bankalar caddesinde oturan Siyonist aşırı uçlar. İşte orada bir kutup var. O kutup aynen mıknatıslı kutup. Nasıl mıknatısları etkiliyorsa o kutupta bütün dünya olayları, siyasi, ekonomik, sosyal olayları etkiliyor. O kutup diyor ki bütün insanlar bize köle olmak için yaratılmıştır. Biz onları ne kadar sömürürsek o kadar büyük ibadet yaparız. Bunun için yeryüzünde bir tek güç olacak, o da bizim gücümüz olacak. Herkes bize tabi olacak, herkes bizim kölemiz olacak ve biz herkesi bu faizci kapitalist sistem vasıtasıyla sömüreceğiz. Buna mani olan nedir? İslam. Çünkü İslam sömürüyü kabul etmiyor. Hakkı üstün tutuyor, herkese hakkı verilecek diyor. Ve de ne yazık ki İslam'ı biz bilmiyoruz. Onlar İslam'ı bize mi biliyor? Bildiği için biz bütün insanları sömürebilmemiz için İslam'ı yeryüzünden kaldırmamız lazım. Öyleyse Bosna'daki Müslümanları yok edin. Azerbaycan'daki Müslümanları yok edelim. Türkiye'yi bölelim. Kıbrıs'ı Yunan'a verelim. İşte bütün bu kararlar onlar tarafından alınıyor. Tatbik ediliyor. Biz mıknatısın şimale döndüğü gibi neticeleri görüyoruz. Bilelim ki bu olaylar kendi kendine olmuyor. Bunu etkileyen kutuplar var. İşte o kutup bütün insanlığın kanını emmek için nasıl biz şu bardaktaki meşrubatı içmek için bir kamış kullanıyorsa o da bu faizci kapitalist sistemi bizim kanımızı emmek için koruyor. Biz bu kamışı kaldırıp çöp kutusuna atmak istersek kolumuzu tutuyor. Hayır, atma, burada duracak diyor. Kendi emme kamışını muhafaza ediyor. Kapitalist sistem bu sunni etkilerden dolayı insanlığa zulmettiği halde, saadet getirmediği halde şimdilik sürüngen bir hayat yaşayarak devam etmeye çalışıyor. Ne açıklamaya çalışıyorum? Yani efendim Rusya çöktü ama bak kapitalist sistem hala yaşıyor. Yaşıyor ama zulmediyor. Yaşıyor diye saadet getiriyor demek değildir. Niye yaşıyor? Saadet getirdiği için değil, insanlığı sömürmek isteyen yeryüzünde ideolojik mihraklar olduğu için sunni olarak yaşatılıyor. Önce bu gerçeği bilmek mecburiyetteyiz ve de bununla beraber hemen bileceğiz ki zulüm ile evet payidar olamaz. Nasıl komünizm çöktüyse bu kapitalist sistemde mutlaka çökecektir. Çünkü bu kapitalist sistemin insanlara saadet getirmesi mümkün değildir. Çünkü bu sistemin bizzat kendi içinde mikroplar var. Bu mikroplar
bütün toplumları hasta ediyor. Dolayısıyla Batı taklitçisi, faizci kapitalist sistemi uygulayan filanca parti gelmiş, enflasyon artıyor, devletin borçları artıyor, herkes gün geçtikçe daha fakir düşüyor, kalkınacağımıza geri gidiyoruz. Aynı zihniyete mensup bir başka parti geliyor, ben bunları düzelteceğim, 5 günde hepsini halledeceğim, 500 günde diyor, hiçbir şey yapamıyor, daha kötü hale getiriyor. Öbürü geliyor, ben yapacağım diyor, daha kötü hale getiriyor. Böylece bugün bu uçurumun kenarına geldik. Şimdi bu uçurumun kenarında oturup düşünmeye, neden bunlar bunu çözemiyor, çözmek istediklerinde çözemiyor, bunu tespit etmeye mecburuz. Bakınız, bunu tespit ederken bir diğer açıklama yapmak istiyorum. İslam alemi mikrop mefhumunu asr-ı saadetten beri bilir. Onun için bizim bütün fıkıh kitaplarımız temizlik bahsiyle başlar. Kaç çeşit temizlik vardır? Tahir nedir? Mutahhar nedir? Bütün bunları ayrı ayrı tasnif eder. Gerçek temizliği, sadece görünüş itibariyle değil, mikroplardan arınmış temizliğiyle tarif eder, bildirir, ona göre insanın sağlığını korur. Ancak Batı ülkeleri bunu bilmezler. Çok affedersiniz, Batı'da sözde temizlik yapıyor. Tuvaleti sildiği bezden diş fırçasını konan aynayla siler. Tozu yok etkisizlik ise temiz oldu zanneder. Çünkü temizlik nedir, tahir nedir, mutahhar nedir bilmez. İşte o Batı aleminde ilk defa bundan 130 sene kadar önce bir adam çıktı, adı Robert Koch. Bir doktora tezi yaptı, o doktora tezi bir tek cümle. Doktorasının tezini üniversiteye gitti bir tez verdi, dedi ki verem hastalığının sebebi kendi adını koymuş Koch basilidir diyor, adı Robert Koch. Yani bir mikrop buna sebep oluyor diyor. Çünkü Batılılar ondan önce mikrop nedir bilmiyorlardı. Ancak 130 sene önce ilk defa mikrop mefhumunu kavradılar. Bu adam ilk defa verem hastasını karşısına aldı. Dedik bana bak arkadaş, sen halsizsin, terliyorsun, mecalin kalmamış. Sebep ne biliyor musun? Dün akşam pencere açık yattığından olmuyor bu iş. Evvelki gün ağır taş kaldırdığından olmuyor. Ya senin kanında veren mikrop diye mikrop var arkadaş. Ne olacak? Eğer sıhhat bulmak istiyorsan bu mikrobun kanından çıkması lazım. Bu mikrop kanında durduğu müddetçe sıhhat bulamazsın dedi. Peki bizimle alakası ne bunun? Bu kapitalist, faizci kapitalist sistemin içinde kanında 5 tane mikrop var. Bu mikroplar temizlenmeden vücudun sıhhat bulması mümkün değildir. Mikrop neye derler? Hastalığa sebep olup da gözükmeyen şey. Şimdi Malatya'mızda şu kahvede bir işsiz insan oturuyor. Bu insana desek ki seni faiz işsiz bıraktı, güler bize. Ne faiz ya? Bana kim kredi verir? Benim faizle bir alakam yok der, haberi yok. Bu iş nasıl dönüyor bilmiyor. Bak ey Hasan kardeşim, sen bankaya gidip kredimini de aldığın yok. Ama bu ülkede faizci bir düzen var. Gidiliyor bankadan krediyle, borç para almıyor. Sonra bankaya faiz ödeniyor. Ama bu ödenen faizler masrafa yazılıyor. Sana satılan malların fiyatı içinde sonunda sana ödetiliyor. Sen bankada faiz ödemiyorsun ama ekmek alırken fırında ödüyorsun, peynir alırken bakkalda ödüyorsun. O insanın bankaya gidip ödediği faizlerin hepsini sonunda sen ödüyorsun. Ve bu faizler fiyatların içine girdiği için mallar pahalılaşıyor, yatırımlar pahalılaşıyor. Onun için kimse fabrika kuramıyor, onun için kimse fazla üretim yapamıyor. Fabrika kurulamadığı, üretim yapamadığı için de sen iş bulamıyorsun. Senin işsiz kalmanın mikrobu ne? Faiz mikrobu. O faiz mikrobu ekonomiden çıkartılıp atılmadan